Arkadaşlar Fatih Davul YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün de İsmail ile birlikte kavak sulamaya gideceğiz. Emin Baba da orada. Hep beraber. Evet. Kavaklarımıza su salacağız bakalım nasip olursa. Şu anda pulluğu koştuk. Bununla bir yol açacağız suya. Evet. Evet. İsmail operatörümüz. Hazır mıyız İsmail? Hayır. Hadi bakalım. Evet, İsmail ile yolculuğumuz başlıyor. Tamam. Devam et İsmail. Hayır. Ha, devam et. Bismillahirrahmanirrahim. İsmail güneşten korunmak için fotoğrafını neye takmış? İsmail kovboyla gibi olmuşsun, ne bu şapka? Evet. Ercep abi de geliyor. Köy işleri arkadaşlar devam ediyor. Hadi İsmail. Arkadaşlar kusura bakmayın. Traktörde biraz tabi kamerayı sallıyor. Köyümüzün harmanı. Hava çok sıcak. Şimdi Emin Baba da geliyor. Üçümüzün de kavağı var orada. Bakalım. Bugün sulayabilirsek sulayacağız. Köy işleri arkadaşlar. Herkese hayırlı hafta sonlar diliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Baba ile yolculuğumuz başlıyor arkadaşlar. Geri şartına gidiyoruz. Yapış baba.
Evet, şapkasını yap baba giydi. Baba, senin şapkayı da İsmail'e giydi, İsmail'e. Ah. Evet, yarış altına gidiyoruz. Yıllarca unu götürmüş buralarda. Doğrudu baba. Öyle mi? Evet arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi sarmaşıkların içinde eski un değirmeni. İsmail hızlandı birdenbire. Şimdi bu akan sudan kavaklarımızı sulayacağız. Değirmeni onu aşağı gidiyoruz. Ney baba? Aşağıdan su vardır. Aşağıdan su vardır. Tamam. Bununla tutunca inşallah baş aşağı gider ya. Eyvah. Çok titriyor ya. Tüh. Tabi tabi o da olur baba. Babaya bak, kovboy gibi aynı. Bayağı bir taşlık arkadaşlar yol. Ayıp ediyorum. Adamda profesör gibi kafa var ya. İsmail bu. Hep beraber inşallah kavaklarımızı sulayacağız arkadaşlar. Nereye baba? Sulansın. Oraya da tutar. Sorun değil. Oo. Tamam. Şalılık değil. Ha baba. Dur baba. O ayarları yaparken. Dur. Evet bu şekilde arkadaşlar. Aşağıya tarlaya götüreceğiz suyu. Boş tarladan ayrı. Burası çayırlık boz. Emin Baba ile birlikte İsmail'den kavaklarımızı sulayacağız bugün inşallah. İsmail çalların içine dağıldı. Lan İsmail nereye gittin öyle?
Az daha İsmail, az daha geri diye. Çalıları yıktı geçti İsmail. Tek bulduk olarak suyu bir kanala sokacağız arkadaşlar. Evet, bu şekilde kanal açıp su kavaklara gidecek. Her yeri çalı basmış ya. Maşallah çok güzel su akıyor arkadaşlar. Çok sıcak. Tabii bu sıcakta da kavakla su suyu. Domuz çok olduğu için anlatmıştım önceki videolarımızda da. Ovadaki tarlalarımızı fazla ekemiyoruz. Mısır ekiyoruz, hemen tarlaları basıyor domuz. O yüzden domuzdan yana çok dertliyiz. Komşularımız herkes bu şekilde kavak ağacı dikiyor tarlalarını. İsmail şu anda suyun yolunu açtı. Evet arkadaşlar, İsmail şu anda suyun yolunu açtı gidiyor. Ha. Ha. Ya. Hop. 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 İsmail çok kilo alıyorsun ama. Ha. Çok kilo alıyorsun. Az yiyem diye. İsmail abur cubur da çok iyi. Değil mi? Abur cubur da çok iyi.
Ağız yiyorum diye. Evet. Evet. Evet, İsmail'e de teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İsmail, teşekkür ediyoruz. Dur, halledeyim diye baba. Evet, İsmail'in biraz evde işleri var. Saat tamam aradı şimdi. Tamam koçum, sen git biz sularız. Yavrum benim. Ben sularım seni. Tamam. 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 Tamam ya. Tamam. Tamam. Hadi İsmail. Sen evdeki işi hallet. Ver be. Tamam. Tamam oğlu yavrum. Hadi. Arkadaş İsmail şu anda gidiyor. Baba. Ha kurek mi? Dur vereyim dur. Dur. Evet arkadaşlar. İsmail'i yolcu ediyoruz. Buradan sonra Emin babayla ben havakları sulamaya devam edeceğiz. Hadi. Görüşürüz. Var mı? İşini hallet sen var mı? Aha var mı? Var mı? Var mı? Havak tarlasına bu şekilde su gelmeye başladı gördüğünüz gibi arkadaşlar. İsmail gidiyor. Bu şekilde su ilerlemeye başladı. Maşallah bayağı su var baba. Burada olduktan sonra arkadaşlar önce Emin babaya, sonra bize, sonra İsmail'e sırayla burada bizim kavak tarlamız. Üçümüzün. Buranın adı geriş altı. Kavakları tabii ne kadar çok sularsanız o kadar çok büyür ve kısa zamanda kesersiniz. Ormanlık arazi gibi. Eskiden benim çocukluğumda burada pancar ekerdik. Bunlar da İsmail'in kavakları. Hepsini hep beraber sulayacağız birazdan. Emin babayla ikimiz. Su gelmeye başladı yavaş yavaş. Ta dedemgilin zamanında da eskiden buralara pirinç ekerlermiş arkadaşlar. Çeltik. Pirinç yetiştirilermiş. Çünkü normalde burası sulak bir yerdi. Tabi ırmaklar aşağı çöktükçe biraz daha zamanla sular çekildi. Eskiden daha çok sulaksıymış buralar. Sonradan kanallar açılmış. Kum ocakları derken o şekilde sular aşağı doğru çekilmiş. Burada da kanal var. Tarladaki suyu çekmesi için. Diyeceksiniz ki Fatih buradan niye sulamıyorsunuz?
buraya su motoru kurmak gerekiyor. Öbür taraflı ırmaktan gelen suyu daha çabuk yararlanabiliyoruz. Motor falan vurmadan arkadaşlar. Arkadaşlar suyumuz geldi şu anda. Maşallah. Deniz gibi akıyor. Bugün de kavak suluyoruz. Su olmadan hiçbir şey olmuyor. Evet, şu anda tarlaya ulaştı su. İlk başta Emin babanınki sulanarak aşağıya doğru gidecek. Ne yiyorsun baba? Ne yiyorsun? Evet arkadaşlar. Emin babanın çocukluğunda çaltı gökerlermiş eskiden buraya. Bir adam bir yaşından 20 yaşına askere gidecek de onun hesabı kavak. İkran keseceksin 20 senede. 20 sene aç duracaksın. Komiserin önünde göz aldık böyle sapır sapır sapır. Sosunu su içinde kaldı. Çaltı. Kulukların suya aldık. Ondan sonra dırmık vardı. Dırmık aldık. Keşan dırmığı diyorlardı. O yangın var. Çamur çamur. Ayağın altı nasıl çiğnedi? Çamur öyle olacak, ondan sonra çaldık orada. Tabi bayağı bir sulaksı yermiş burası. 1 kilo pirinç mesela doğum. Buranın pirinci 10 milyar kilo olsun. 3 ton pirinç görürsün 30 milyon. O 20 senede 30 milyon verecek bu. Kavak dikince diye. Bir de domuzdan... Yok diyoruz, yok da şimdi de... Baba buraya pancar ektiydi arkadaşlar. Domuz beklemeye gelmiş. Buradan şunu yaptım domuzu, böğümü. Kaçadım. Bir, iki, üç, dört adım. Yiyazdı ben. Yanına kadar gelmiş mi? Tüm, yanıma yanaştı tümüye. Tümüye kalkıyorum, o zaman kaçtı. Tümüye kalkacağım zaman. Yetiştiremedim tümüye. Tümüye bir tane patlıyordu, bir tane de dokuzluk atıyordu, bir tane de saçma atıyordu, saçma kodumuzu. Onu da ayakta zannettim, onu da atıyordum. O da ayakta değilmiş. Buradan bir dediler, böldü bir yerde. Bir tane de bizim koyan bir uşak vurdu. İkisinde öldük. Tarlaya geldiği zaman batırıyla gidiyor ortalığı. Buradan geldim ışığına. Fenerle. Yer fenerle. Burada gördüm. Orada kuk 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 kuk. Tabii canım öyle ses yapıyor. Şurada yiyorum şurada. İşte. Ya şurada. Ya şurada. Ya şurada ya işte. Şurada bir yer. Dayandım, dayandım. Hayret, normalde insan kokusunu alıyor. Bu hiç koku yüzümde yanmadı. Fener düzen böyle. Tüzenin üstüne şey koydum. Anetri. Bir kere dayandım böyle. Bir kere döndü olduğu yerde. Her bir de domuz dönemez biliyor musun? Evet. Olduğu yerde döndü. Allah Allah. Dönmez ya, dönmez mi ya? Evet, Emin babanın... Abi diye gelmeyen mi? Domuz hikayesi böyle arkadaşlar. Maşallah. Bu almalar, bu ben dikti, bu ben. Herkes işindeyim. Buyur, bu tatlım bak, herkes iyi, helal olsun. Yesin tabii, gelip geçen herkes yesin. Dedemizin canı için. Ta kaç yıllık elma ağacı arkadaşlar. Bu elma... Çok eski, çok. 50, 55 senelik bir elma bu elma. 55 senelik mi? Hah, 55 senelik. Maşallah. Bunu böyle doğururuz. Tarladan su çıkınca böyle kulak değil. Ha. Şimdi dikeceğim bu olan aşağı.
Evet. Maşallah meyvesi dolmuş ama ha. Aslında her yer elma dolu arkadaşlar. Bu sene meyveler de var ya. Ne baba? Geldi. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi tarlaya su geldi. Buradan aşağıya doğru önce babanın tarla, sonra bizimki, sonra İsmail'inki sırayla aşağıya doğru gidecekler. Ney baba? Geliyorum ben şimdi, dur. Bekle. Arkadaşlar, babaya yardım edelim. Şimdilik videomuzu burada durduruyoruz.